Evet. Gelelim kara yılan kökü. Kara yılan kökü kara yılan gibi uzun siyah bir kökü var. Kara yılan kökü bu bitki black cohosh denir İngilizcesi. İnsan boyunu geçer. Böyle çiçek demeti upuzun silindir gibi bu nedenle mum otu da denir. Mum çiçeği de denir. Bunun kökünün birleşimindeki etken maddeler menopoza giren bayanlar için dünyada en etkili maddeler içerir. Dünyada meme kanserine karşı. Triterpen türevleri, aktain ve türevleri, deoksiaktain, asetil aktain, deoksiaktiol, ketol, cimicufuga, cimicugenol vesaire vesaire. İzofenoller, fenoller, oksit, vitaminler, mineraller, enzimler. Şimdi bir gün bir tanıdığım ille gel, neden gelip gitmiyorsun sen bize falan filan. İyi tamam geliyorum dedim. O adam sürekli bize geliyor, biz ona gitmiyoruz. Ayıp olacak, gittik. Herkes hastalığını anlattı. Herkese formüller, reçeteler sunduk. Evin hanımı yaşlıca bir kadın. 62, 63, işte 65 o aralarda. Benim sorunum çok ağır. Sorun değil dedim. Yok çok büyük sorun. Nedir büyük sorun? Özel görüşmemiz gerekir. Yan odaya geçelim. Olur tabii buyur. Yan odaya geçtik. Teyzesi kim? Ben hacca gitmiş gelmiş bir insanım. Hacıyım. Abdestli namazı bir insanım. Amma. Amması ne? İntihar etmeyi bile düşünüyorum. Niye? Rahim ve yumurtalıklarımda doktor sorun var diye ameliyatı aldı. Rahim yumurtalıklar yok. Bu nedenle hormonal dengesizlik beni öyle bir strese, öyle bir paniğe, öyle bir korkuya salıyor ki ölmek istiyorum. Çok acı çekiyorum. Hiç sorun değil dedim. Nasıl sorun değil ya? Nasıl sorun değil? Çok büyük sorun. Ölmek istiyorum ama mücadele ediyorum. Allah'a dua ediyorum. Çıkamıyorum bu işin içinden. Hiç panik yok dedim. Nasıl panik yok? Ben ölmek istiyorum. İntihar etmek istiyorum. Sen ölüm hiç sorun değil diyorsun. Gökçek var sorun yok dedim. Neymiş dedi. Cimici fukara kamoza. İngilizcesi black cohosh. Buradan göstereyim, o tarafa göstereyim. Şöyle göstermem lazım. Tez. Black cohosh. Kara yılan kökü. Adet kesilmesi nedeniyle yani menopoz nedeniyle ortaya çıkan her türlü soruna karşı dünyada en etkili bitki. Eczaneden aldırdık, hemen kullanmaya başlayabilirsin. Black cohosh, sarı kantar, onu da birlikte kullanırsa daha etkili tabii. Evet, şimdi Black cohosh'la ilgili çok büyük çalışma yapılmış. Bu çalışmada adet kesilmesi nedeniyle, menopoz nedeniyle bayanlarda ortaya çıkan aşırı stres, baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, uyuyamama, uyku yadırlanma, ateş basması, terleme, her türlü sorunu tedavi etmiş doktorlar, uzmanlar. Tam 169 hasta. Göğüs ağrısı, baş ağrısı, tansiyon, anormalikleri, şişmanlama, kilo alma, depresyon, adet görememe. Ha, sadece menopoz değil. Adet öncesi ağrısı sancısı olan bayanlar için de kullanılır, rahatlatır. 186 doktor, kadın doktoru, jinekolog. 886 menopoz nedeniyle sorunları olan
birçok sinir, ateş basması, sinirlilik, alınganlık, dermansızlık, korku, endişe gibi rahatsızlar olan hastayı tedavi etmiş. 186 jinekolog doktor, kadın doktoru, 886 ortak çalışma yapmışlar. Yine 176 doktor, kadın doktoru, 812 menopoz nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlara karşı hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar, hepsini tedavi etmişler. Ayrıca Profesör Doktor Wolbark ve ekibi, Warnecke ve ekibi, Stoll ve ekibi, Lehmann ve ekibi, Rill ve ekibi, Düker ve ekibi, Jerry ve ekibi. Bunlar da hastalara üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Hastalarda ortaya çıkan ateş basması, baş dönmesi, sinirlilik, baş ağrısı, terleme gibi sorunları halletmişler. Evet. Bir bayan beni aramıştı yıllar önce. Baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, dermansızlık, adet öncesinde ağır. Bu menopoz değil, menopoz öncesi rahatsızlık. Ne yapabilirim, bana yardımcı olun. Hiç problem değil. O zaman Almanya'dan bunun damlasını gönderdim. Eczaneden aldım. O zaman üretmiyorduk. Evet, kullandıktan sonra birkaç ay sonra Allah razı olsun çok çok iyiyim dedi. Bayanlarda ortaya çıkan menopoz nedeniyle depresyon, ateş basması, sinirlilik, histeri, baş ağrısı, baş dönmesi, migren, ateş basması, ani terleme, uyuyamama, kalp çarpıntısı, tansiyon anormallikleri ve adet gören bayanlarda menopoz öncesi rahatsızlara karşı yapılan klinik araştırmalar belirlidir. Evet. Black kokoş kökünde formonatin denen bir etken madde var. Formonatin. Aynı kadınların bu tür sorunlar için kullanmış olduğu östrojen hormonu gibi etki yapıyor ama yan etkisi yok. Östrojen hormonunun yan etkileri sayılmayacak kadar çok kemik erimesine sebep oluyor. Hormonal dengesizliklere sebep oluyor. Sinir, stres, gerilim problemleri bitmiyor yani. Yan etkileri çok büyük. Formonetin bile kokoş. Evet, bu çok büyük yeni bir çalışma yapılmıştır. Bu da neredeydi burası? Toronto, Kanada. Üniversite tarafından, tıp fakültesi tarafından yapılan bir çalışma, bayanlardaki meme kanserine karşı etkili olduğu klinik araştırmalar belgelenmiştir meme kanserine karşı. Profesör Doktor Heidi Fritz, Dugald Silly, Jessica Govon, Becky Scamondora, Rakala Fernandez, Dobra Kennedy falan filan bir sürü ilim adamı bayanlardaki meme kanserini iyileştirdiğini belgelemişlerdir. Toronto. Bu yeni bir çalışma. Daha birçok çalışma var. Aynı istikamette, aynı yönde. Evet. Yani Cimici Fukara Kamoza, benim de çok güzel tecrübelerim var. Bunlardan biri de genç bir bayan 4 defa düşük yapmış. 3. 4. aya doğru düşük yapıyor. Yani hamilelik 3. 4. ayında rahim ağzı gevşekliğinden kanama oluyor, düşük yapıyor. 5. defa hamile kalmış. Dedi ki, İbrahim abi ben 4 defa düşük yaptım. 5. defa hamile kaldım. Yine düşük yapmak istemiyorum. Herkese yardımcı oluyorum. Bana neden yardım? Ben ne bileyim senin düşük yapmadığını, hamile olup olmadığını. Bilmiyorum. Nereden bileyim?
Söylemediler mi? Söylemediler. Sen söyleyeceksin ki bileceğim. Ha tamam. Bana yardımcı ol. Kadın doktoru nedir? Kadın doktoru demiş ki rahim ağzı çok kapanmıyor, açık. Kanama riski her an olabilir. Hamilelik süresince sırt üstü yatacaksın. 9 ay 10 gün. Yani 3. ay geçmiş riskli bir bölgede. İyiymiş dedim. Araştırayım. Araştırdım. Kadıncağız için sabaha kadar uyumadım. Ve ardıç. Kara ardıç. Zehirlidir ha. Bunun Almanya'da tentürü satılıyor. Kara ardıç. Tentürünü aldım. Günde 3 defa 3 damla. 3 hafta kullandıktan sonra doktora gittim. 3 hafta kullanıyor, doktora gidiyor. Doktor muayene ediyor, diyor ki o rahim ağzı o gevşekliği, kanama riski kalkmış. Rahim kasları güçlenmiş. Düşük riski yok. Mükemmel. Nasıl oldu, ne oldu? Bilmiyorum demiş. İbrahim Bey bir şeyler verdi, ben de bir işte. Ha iyi, devam et. Tekrar 3 hafta sonra tekrar kontrole gittiğinde bu sefer diyor ki doktor, kadın doktor, rahim kasları o kadar sertleşmiş, kalınlaşmış ki büyümüyor. Ceninin ölme riski var. Bu sefer de çok sertleşmiş. Geldi bana, ne olacak şimdi? Panik yok, Gökçek var, sorun yok. İyi dedi. Sabaha kadar uyumadım, araştırdım bu obayan için. Kimici fukara kamoza, işte black kohoş. Bunun hemen eczaneden damlasını aldım. Dedim günce 3 defa 10 damla, hadi bakalım. 3 hafta kullandıktan sonra tekrar doktora gidiyor. Doktoru o. Çok mükemmel, mucize. Tekrar normala dönmüş. Hem rahim ağzı açık değil, kanama riski yok. Hem sarkık değil. Yani tam ideal. Devam demiş. Evet, nihayetinde çocuğu oldu. Bugün o çocuk 20 yaşlarında, 21-22 yaşında herhalde. Maşallah, evet. İsmini Gökçek, İbrahim Gökçek koydu. Evet, şimdi yapılan son çalışmalarda Toronto, Kanada Üniversitesi Tıp Fakültesi meme kanserine karşı black cohosh etkili olduğunu, hastalar üzerinde yapmış olduğu tedavi denemelerine tespit edilmiştir. Black cohosh meme kanseri. Black cohosh neye ilgiliyormuş? Meme kanserine ilgildiği yapılan klinik araştırmada belgelenmiştir. Biz şimdiye kadar ne diyorduk? Adet öncesi ateş basması, terleme, uyuyamama, uykuya dalamama, migren, baş ağrısı, histeri. Kadınların adet göremediği için ortaya çıkan hormonal rahatsızlar için kullanıyorduk. Fakat yeni yapılan çalışmada meme kanserini iyileştirdiği belgelenmiştir. Evet, PubMed'den bakabilirsiniz. Burada ne diyor? Bayanlardaki menopoz nedeniyle ortaya çıkan histeri, depresyon gibi rahatsızlarda etkilidir diyor bir çalışma. Başka bir çalışma kansere karşı. Oh, bunlar da kansere karşı. Çok enteresan çalışmalar olmuş. Profesör Doktor Rishma Valiji, Profesör Hitma Bon, Profesör Emma Guns, Profesör Doran, Profesör Doktor Köneşuk, Profesör Javis Yunus falan filan. Toronto, bunlar da Toronto Kanada Üniversitesi'nde daha sonra önce başka bir ekip çalışma yapmış. Kansere karşı etkili olduğunu belgelemiş. Daha sonra başka bir ekip aynı şekilde meme kanserine karşı etkili olduğunu belgelemiştir. Bir dakika, bir saniye bakayım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Elin adamları uzaya gidiyor. Daha bir at arabasıyla bile gidemiyoruz bir yere. At arabası. At arabası nereden çıktı?
Karayılan kökünün kansere karşı etkin olduğu bu ekip tarafından belgelenmiştir. Toronto, Kanada Eczacılık Bilimleri Bölümü, Lesia'dan Eczacı Fakültesi ortak bir çalışma yapmışlar. Kansere karşı etkili olduğunu belgelemişlerdir. Bu da yeni bir çalışma. Kanser, meme kanseri. Erkekler için de prostat, Allah Allah. Erkeklerdeki prostat kanserine, kadınlarda meme kanserine etkili olduğunu belirtiyor. Bu değişik bir çalışma. Hem erkeklerde prostat kanserine, çok enteresan. Çok şey değişecek demek. Evet. Erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanseri. Hacı abi, yaz bir yere. Kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri. Ona göre değişim, dönüşüm, gelişim içinde olmamız gerekir. Evet. Daha birçok çalışma. Aynı şekilde Fritz ve ekibi meme kanserine karşı etkili olduğunu belirlemiş. Cimci Fakar Kamoza, kadınlara müjdeler olsun. Erkeklere de tabi. Erkekler için prostat, kadınlar için meme kanserine karşı etkili olduğu yapılan klinik araştırmalar belgelenmiştir.